Aşağı indir biraz. İnsanlar tarafından saygı gören bir iş ama... Beyler, son 3-4 dakikamız kaldı. Eldivenlerinizi kuşanın. Maskelerinizi takın, tüplerinizi takın. Enkaz üstünde hüngür hüngür ağladığımızı gördük. Birbirimize bakarak bir yandan balyozla vuruyoruz, bir yandan hüngür hüngür ağlıyoruz yani. Bak şimdi İzzettin abi. Şimdi yok. Diyor ki bize diyor tecrübeli böyle diyor 20 sene 30 sene teşkilatta emeği geçmiş adamın lazım diyor. Aklıma... Evet Tuncay vardı abi önde. Tamam, adamlar merdivenci benim gibi maraba değil ya ki. Ya benim gibi. Oturacağız sohbet edeceğiz. Sohbetin başında Tuncay abi sen. Abi yok benim bizden... ağzımdan kaçıyor. İnsanların en zor zamanlarında yanında oluyoruz. İşte yangınında ya da kendi evcil hayvanı sıkışıyor bir yere. Onu kurtarmaya gidiyoruz. Hep en kötü anlarında yanında oluyoruz. İşte bazen bize ilk gittiğimiz anda kötü davranabiliyorlar. İşte hakaretleri oluyor, şey oluyor. Ama kurtarmamızı yaptığımızda, yangını söndürdüğümüzde de teşekkürümüzü alıyoruz. Öncelikle hani yangın değil, sadece yangın olarak görmesin. Yani toplumun %99,5'u itfaiye deyince, o buçuklar da zaten itfaiyeci olduğu için onlar biliyor yani bizim konumuzu. %99,5'u itfaiye deyince akıllarına gelen ilk iş yangın. Bu öyle değil. Kedi köpek kurtarması, intihar, efendime söyleyeyim, değişik bir örümcek kurtarmasından tut. Canlı olan her şeyi bakın, canlı olan aklınıza gelen her şeyi kurtarmakla sorumluyuz biz. Hepsi de bizim gözümüzde eşdeğerdir. Şimdi yangın esnasında bir defa öncelikle yolda maalesef bizi istismar eden çok. Geçiş üstünlüğümüz var. Konvoy halinde gidiyoruz. Sonuçta aramıza giriyorlar. Kimi özellikle yol vermiyor. Gittikten sonra sürekli eleştiri ve şikayet haline geliyoruz. İnsanlar istiyor ki yani buradan Keçören'e 3 dakikada geçelim. Bunun benim özellikle yani üzerinde durmak istediğim konu toplumun bu konuda bizi anlamalar. Şimdi burada bir şeye şahitlik ediyorsunuz. 5 tane arama kurtarma arabamız geldi. Tam donanımlı. Biz buna küçük kurtarma diye tabir ettiğimiz araçlar. Bunların içerisinde pneumatik tahkimat setleri var. Ondan sonra hintilerimiz var. Tilki kuyrukları var. Depremde enkaz çalışmaları sırasında betonların, o tabyaların kesilmesi esnasında yani daha rahat kesip insanları oradan çıkarabilmek için kullandığımız setler var. Bu setlerin alımı yapıldı. Şimdi arkadaşlarımız araçlara bu setlerin yerleştirmesini yapıyorlar. Yani yeniden dizayn ediyorlar. Onları yerleştiriyorlar. Bunlar da bizim depremde kullanacağımız hiltiler, tilki kuyruğu, işte spiral kesiciler. Bunlar bizim orada beton, demiri betondan ayırmaya yarayan aletlerimiz. Oradan da yaralı vatandaşımıza ulaşmamızı sağlayan aletler. Yani biz bunlar envanterimizi sürekli yeniliyoruz ki hem modern hem de çağa uygun aletler kullanmayı daha pratik, daha hızlı müdahale edebilmesi sağlanması için bu aletleri ediniyoruz yani. Şimdi şurada bir mesela aletimiz var. Bunda da herhangi bir vatandaşın yüzü eğer yüzük burada sıkıştırma yaparsa yüzüğü çıkartmak için bu aleti kullanırız. Bu da oradaki çelik yüzükler bazen hamile kadınların parmakları şişmeye başlıyor yüzüklerden dolayı. Bize geliyorlar. Yani önce acil servise gidiyorlar. Acil servis de bize yönlendiriyor. Diyor ki yani itfaiye ya bizi oraya çağırıyorlar ya da bu tarafa eğer kanaması yoksa ve kolay çıkarılabilirse buraya gönderiyor. Biz burada ekip arkadaşlarımız bu kesici aletle
yüzüğü çıkarıyor. Yoksa şeye gidiyoruz, hastaneye gidiyoruz. Bizim itfaiyecilerimiz ameliyatlara da girdi zamanında, evet. Çapa makinası kazalarında, traktör kazalarında, yani saplanmalı, demir saplanmalı kazalarda ameliyata doktorla birlikte giriyorlar. Bizim arkadaşlarımız gerekli ekipmanlarla orada ameliyat esnasında uzun parçaları kesiyorlar. Gerisini doktor hallediyor. Yani bize o şekilde bir çalışma sistemimiz var. İnsanlar tarafından saygı gören bir iş ama benim gitmem gerekebilir. Köpeklerimiz canlı insan arama kurtarma köpekleri, Belçika kurtları ikisi. Son olan Maraş depreminde de görev aldılar. Yaklaşık 29 kişinin kurtarılmasında büyük bir rol oynadılar. Çık. Bu tarafa. Devam et. Kal. Köpeğimle birlikte görev yerine giderken depremin 3. günü yaşlı bir teyze tarafından durdurulduk ve bir vatandaşın olabileceğini söyledi bize. Köpeğimi yönlendirdim teyzenin söylediği yere ve köpek içeri girer girmez tepki verdi. Tepki verdiği noktada Mehmet Bey elinde bir materyalle duvara vuruyordu. Ses geliyordu ve ben diğer görev arkadaşlarımı çağırdım. Onlar da kontrol ederek canlı birinin olduğunu kanaat getirdik ve olay yerinde 8 saatlik bir çalışmadan sonra Mehmet Bey canlı kurtarıldı. Mehmet abi, oy sen var ya, sen canı mısın lan? Ha? Of be, beni kurtaran köpek. Lan sen var ya, hastasın lan. Mehmet Bey 46 yaşında bina görevlisiymiş. O binanın görevini yapıyormuş. Bir gün sonra da yanımıza geldi ve bizi ziyarete geldi. Hiç köpek sevmemiş ve köpekten korkuyormuş. Sonuç olarak Çakıl'la çok güzel vakit geçirdi ve sarıldı Çakıl'a. Daha sonrasında da Ankara'ya gelip dövmesini yapmamı istedi benden. Stüdyoma geldi ve ben köpeğimin dövmesini yaptım kendisine. Şu an mutlu bir şekilde taşıyor. Bu da benim için unutulmaz bir anı oldu. Mehmet Bey kurtardıktan sonra arka tarafındaki enkaza geçtik. Ya kimse girmemişti daha önce. Engin hocamla birlikte. Bizim ekiplerimiz de yoğun olduğu için kendimiz bir arama yapalım dedik. Birileri çıkabilir, herhangi kimse girmemiş diye. Ondan sonra köpeklerimizle birlikte orada canlı tespiti yaptık. Kendi ekiplerimiz yoğun olduğu için Antalya Özel Harekat'la birlikte çalıştık. Oradan 3 tane canlı, 2 tane ek çıkardık. Onun haricinde ilk günün gecesinde benim köpeğim Rüzgar 5 metre aşağı uçtu. Ona rağmen tedavilerini yaptık ve 14 gün boyunca arama çalışmalarımız devam etti. Çevre güvenliğini sağlar. Ondan sonra keşif yapar. Yani içeride ne var,
ne şekilde müdahale edebiliriz? Çünkü personelin can güvenliği de önemli tabii ki. Ona göre bir plan yaparım. Mesela örnek veriyorum, içeride patlayıcı sıvılar var sağ tarafta falansa ya da işte suyla tepkimeye girecek bir şey varsa ona göre müdahale şeklini belirlerim. Evet, öğrendikten sonra. Ya o şekilde müdahale ederim. Farklı girişleri varsa oraları kontrol ederim. İlk buraya başladığımızda herkesin bir ön yargısı vardı. Çünkü buradaki sağdaki ilk kadın itfaiyeciler bizdik. İster istemez yani herkes ekip arkadaşına güvenmek ister. Çünkü canımızı emanet ediyoruz. İlk başta biz herkesin kafasının soru işareti olmuştu. Ama olaylara gide gele bunu algılarını yıktık diyebilirim. Hani bunu başardığımızı gösterdik. Hem sağda güzel tepkiler alıyoruz. Bizi görünce çok şaşıran insanlar oluyor. Böyle hani tebrik edenler, cesaretimizi tebrik eden insanlar oluyor. Onu o an yaşamak da çok güzel oluyor böyle hani bir yerde gerginlik olduğunda ilk gidiyoruz. Bizi görünce bir hani küfürleri falan kesmeye başlıyorlar. Bir medeniyet geliyor gerçekten. Güzel yani. Kim var? Sen adını madını bilmiyor musun? Yok. Ama arasın. Yemek yiyin mi? Yangın olayları ile ilgili bir ayrım var. Onlara göre işte kırmızı ya da sarı lamba yakabiliyoruz. İkametgah yangınları, işte yoğun nüfus yaşayan yerlerdeki yangınlarla ilgili AVM, hastane gibi o tür durumlarda kırmızı lamba yakıyoruz. Daha başlangıç düzeyindeki yangınlar için işte ot yangın, çöp yangın gibi onda da sarı lambayı yakıyoruz. Kurtarma olaylarıyla alakalı olarak da yeşil lambayı yakarak ekibe bilgi veriyoruz. İşte trafik kazası, insan kurtarma, hayvan kurtarma, kedi kurtarma, kuş kurtarma gibi. Bu tür durumlarda da yeşil lambayı yakarak ekibe bilgi veriyoruz. Onlar da hani ışık yanında zaten hangi olaya gideceklerini az çok ışık vasıtasıyla da tahmin edebiliyorlar. İlgili ekip bir araç da o yolla çıkıyor. Gelmiyor abi şu an. 31. seneye gireceğim itfaiyede. Başka belediyenin hiçbir kurumunda çalışmadım ve şu an benim kadrom bilgisayar işletmeni. Şimdi bunu yani bu acayip bir şey. Hani insan utanarak söylüyor. Ben bilgisayar işletmeliyim diyemiyorum. Gururla itfaiyeciyim diyorum. Ama maalesef özlük hakları işte derece farkından dolayı biz bu hale geldik. Şu an Tulumbacılar Ocağı 1700'lü yıllardan gelen bu mesleğin envanteri yüksek, teknik açıdan malzemesi sayılamayacak kadar çok olan bir kurumun, bir mesleğin tanımı yok. Bir duman gördükleri zaman hemen aklına gelen itfaiye,
Bir kaza oldukları zaman akıllarına gelen itfaiye, bir deprem oldukları zaman akıllarına gelen itfaiye ama maalesef idareye geldiği zaman, şeye geldiği zaman yani yönetime geldikleri zaman hiçbir zaman itfaiyeci akıllarına gelmiyor. Şurada ormanı ilaçlayanlara yıpranma var. Bahçıvanların belli kısımlarına yıpranma var. Ama bizde burada yıpranma yok. Sözüm ona, o kadar baskıya rağmen bir şeyi çıkarttılar. Bir yıpranma şeyi çıkarttılar. Senede 20 gün mü, bir ay mı diye. O da çok enteresan. Yangına gidiş geliş saati koymuşlar. İyi de 24 saat benim arkadaşım da santralde oturuyor, tesisin başında. Trans halinde yani, trans halinde. Biz normal masa başı bir memurun hangi hakka sahipse biz de onlarla ilgili tüm haklarımız, izin olsun vesaire olsun, özlük haklarımız onunla ilgili. Ama bir teknisyendir, bir mühendistir, bir öğretmendir, bir polis gibi, bir jandarma gibi bir meslek sınıfımız olmadığı için biz bu konuda kendimizi tarif edemiyoruz. Biz düz masa başı memurun haklarıyla eşit haklara sahibiz. Yük kamyonu süren biri olsa önce aracın motorunu ısıtır, değil mi? Aracını yormamak için, işte aracının daha az yakmasını düşünür. Bizde öyle bir şey yok. Allah ne verdiyse. Yani o an elimizde ne varsa bütün tuşlara basıyoruz. Yani trafiğin içinde yani çoğunun 50 ile 60 ile gidemediği yerde biz 100 ile gidiyoruz. Siren çalıyor, anons ediyor plakaya. Adam camı açıyor. Bakıyor arabasına. Camı geri kapatıyor. İnip de arabayı oradan çekmiyor. Ama kendi başına hani vermesin, Allah vermesin de bugün kendi başına geldiği zaman da ondan sonra yakarayı koparıyor. Nerede kaldınız diye. Evet. Yani kimsenin başına vermesin böyle bir şey. Ama kendi başına geldiği zaman da bas bas bağırıyorlar, nerede kaldınız diye. Ya şimdi mesleğe ilk başladık. Burada arama kurtarma ekipleri falan kuruluyor. İşte ekipler kuruldu, malzemeler alınıyor falan ama biz daha ne oluyor diyoruz yani. Ha, arama kurtarma ekibi varmış, biz de girelim falan. Heveslendik. Arama kurtarma ekibine girdik. İşte depremde çalışmalar falan anlatılıyor ama hiç görmemişiz. Şimdi arkasından büyük bir deprem oldu. Hani yüzünü felaket diyorlar değil mi? Hani çaresizsiniz. Hani isterseniz belki biz çok kalabalık gittik. Belki ekipmanımız bize yetecek kadardı ama kesinlikle Maraş'a yetecek kadar değildik. Hani her şeyiniz var. En iyi dünyanın en iyi ekipmanıyla gitseniz de, en eğitimli insanlarıyla gitseniz de, personeliyle gitseniz de yani orada çaresizliği iliklerimize kadar hissettik. Hani oturamıyorsun. Birini çıkarıyorsun, bir ses daha geliyor. Yani yoruldun artık, tükendin ama çaresizsin. Ya balyozla kırım yapıyoruz. Balyozun sapı kırıldı, neredeyse alacaktım. Yani çünkü elinde başka malzeme yok. Hiltinin şarjı bitti vesaire vesaire. Yani bir balyoz örnek veriyorum 10 kişinin çıkmasına bir vesile oldu. Çünkü neden mesela biz balyozla kırdık. Bu sefer mesela Halit arkadaşımız geldi, ona verdik. Mesela evet. O döndü işte Altay'a verdi. Bir hani düşünün enkazda onu böyle dolaştı. Çünkü malzemeniz yetersiz doğal. Mesela tablo betonu kırıyorsunuz, hiltiyle küçücük bir delik deliyorsunuz. Hiltinin şarjı bitecek diye hiltiyi kullanamıyorsunuz. Direkt balyozla patlatmaya başlıyorsunuz. Niye? Belki biraz sonra, belki değil zaten de, biraz sonra başkasına lazım olacak. Belki bir cana vesile olacak. Çaresizliğin bir manasını yaşadık ya. Şey gibiydi, sanki böyle bir bilgisayar oyununa sanki bizi sokmuşlar, bir savaş korku olmuş. Filminin içine bizi attılar. Aynen. Ya resmen korku filmi, hiç görmediğin evet. Kadar dehşet yani. Sıfırlar, hiç böyle bir şey gerçek. Görmemişsin, her taraf, bütün Maraş girdiğimiz yer her taraf yok olmuş. Yani size şunu söyleyeyim, biz 5 kişi, 5 arkadaş, 5 kişiyiz, bir kanal amirimiz, diğer arkadaşlarımız enkazın üstünde hüngür hüngür ağladığımızı gördüm. Birbirimize bakarak bir yandan balyozla vuruyoruz, bir yandan hüngür hüngür ağlıyoruz yani. Ben orada gördüm bunu ve halen daha evde mesela böyle Maraş'la ilgili olsun, işte depremle ilgili bir şey olsun, ben halen daha gözlerim doluyor, ağlıyorum. Çünkü orada yaşadıklarımı bir ben biliyorum, bir arkadaşlarım biliyor. Aslında herkesin böyle bir anısı var. Acı anılar ama üstünlerde anı. Acı.